Nereye? Sana ne? O ne demek ya? Bu akşam geç gelirim. Belki de hiç gelmem. Ne? Telefonun çalıyor. Efendim Elif? Buluşalım mı? Tamam. Ben de çok isterim. Tamam canım. Arayacağım ben seni. Ben de öptüm. Bye bye. Ne bakıyorsun sen be? Gitmiyor muydun? Ha? Sana iyi eğlenceler. Sana da. İşim var burada. Arkadaşlarımıza rastlayınca onlara eşlik ettim. Hadi gel sen de geç. Biz de tam Ayşegül'ün yeni filminden bahsediyorduk. Anlatsanıza, konusu ne filmin? Olmaz. Yazarın sırrı. Vizyona girince izlersiniz. Elif, boş ver ya. Kim ne yapsın ki zaten bunun senaryosunu? Sen, ne çıkacak ki? Ayşegül. Sen çocuk musun? Hı? Öğrenemedin mi hala yemek yemeyi? Sil şu ağzının kenarını. Bizi insanlara rezil etme. Tamam can, bağırma. Ne yapalım Elif? Ne yapalım? Başka türlü olmuyor. Ayşegül böyle. Öğrenemiyor bir türlü. Uyarmamız gerek. Yoksa rezil oluruz insanlara. Can. Abartma. Vay. Murat Bey aramıza katıldı. Hoş geldin. Sen Ayşegül'ü tanıyordun değil mi? Hatta benden daha iyi tanıyordun. Dur ben sana biraz anlatayım Ayşegül'ü. Ayşegül biraz kafasızdır. Ve böyle ortalık yerde bağırır çağırır. Öyle konuşur yani, insanı rezil eder. Yemek yapmayı bile beceremez Ayşegül. İnatçıdır. Bu Ayşegül işte, budur yani. Sen çok mu mükemmelsin Cantekin? Sen dön de kendine o dev aynanda bak. Yavaş Ayşegül, yavaş. Tam da bundan bahsediyordum işte. Benden sana tavsiye Murat. Bu yeni elemanına sen fazla güvenme. Tamam.
Kim ne yapsın ya bunun senaryosunu? Filme mi çekecekler? Oynatacak oyuncu mu bulabilecek? Kim oynar ya senin senaryonda? Acıyorum. Yemin ederim oynayacak adama acıyorum. Acıyorum ya. O halde senin için üzülmeliyiz Cantekin. Ne? Anlamadım. Senaryosunu Ayşegül'ün yazdığı filmde sen oynuyorsun Can. Ne dedin sen? Hani şu sözleşmesine imza attığın film var ya. İşte onun senaristi Ayşegül. Yapımcısı da değil. Sen ne dedin? Can, ne yapıyorsun? Kusura bakma, tutamadım. Ne bu? Ayşegül'ün o acayip fıkralarından biri mi? Ha? Murat, ne diyorsun? Ha? Ne senaryosu, ne başrolü? Kızım diyor ki, senin şu yazdığın senaryoda diyor, ben oynayacakmışım diyor. Bak, bak. Bana niye daha önce söylemedin Murat? Elif, entrika yapıyorlar ama birbirlerinden haberleri yok. Görüyor musun? Bırakın be bu işleri. Bunda bu kadar komik ne var canım? Komik olan mı ne? Benim böyle bir şeyde oynayabileceğimi düşünmen komik. Bayağı komik. Ama kabul ettin. Sözleşmeyi de imzaladın. Filmin yatırımcısı, yani yapımcısı, adın açıklanmasını istemiyor. O niye? Ya öyle tercih ediyor. İyi canım. Bana ne, yollasın senaryoyu. Okuyalım. İşte. Senaryo da hazır değil. Yani tam olarak hazır değil. Handan. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Yapımcı ismini söylemiyor. Kim olduğu belli değil. Senaryo hazır değil. Biz neye göre kabul edeceğiz veya etmeyeceğiz bunu? Ben kabul ettim. Murat Soykan. Elinden geleni ardına koyma. Ama şunu da bil. Ben bu işte yokum. Hadi Elif. Murat, kime ne oluyor Allah aşkına? Bir şey söyle. Burada. Bunları gider dosyasının içinde saklayacaksın dedim sana. 40 kere dedim. Benim önüme getirip getirip durmayın. Bu işler bu gece bitecek. Bitmeden çıkamazsın, onu söyleyeyim de. Anlıyorsun sen beni değil mi? Handan Hanım, salak mıyım ben? Valla biraz. Efendim Can?
Handan, yeni filmin hayırlı olsun. Gişe rekorları kırarsınız inşallah. Allah sizi utandırmasın. Ha tabii, sende utanma falan kaldıysa. Bağırma, aa niye bağırıyorsun? Sanki doğruyu söylesem oynayacaktın yani. Hayır, ne deseydim? Ayşegül senaryoyu yazmış, Murat da yapımcısı mı olmuş deseydim? Bak sen şu anda çok fevri davranıyorsun gerçekten. Ayrıca biz niye telefonda konuşuyoruz bunları? Gelsene ofise böyle yüz yüze konuşalım. Ha? Alo. Handan'a bak ya. Handan'a bak. Bir de arkamdan işler çeviriyor. Bu kadar kolay mı benim arkamdan iş çevirmek be? Bir de çaktırmadan sözleşme imzalatmış bana ya. Can sonuna kadar haklısın. Ama bir durup sakince düşünmek lazım. Sonuçta imzalamışsın sen bu sözleşmeyi. Ayşegül'le Murat bir olup nasıl senin arkandan iş çevirirler ya? Ne yapıyor bunlar? Birlikteler mi? Aralarında bir şey mi var bunların? Elif gidip bunu Murat'a sorsana. İnanamıyorum ya. Hadi gel bana bir kahve yapayım, sakinleşirsin. Yok be Elif, hiç keyfim yok gerçekten. Gideyim ben. Eve mi? Yok, geceleri akacağım. Halimi görmüyor musun Allah aşkına? Eve gideceğim tabii, ne yapayım? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sakın eve sokayım deme. Can! Dur bir dakika, dur. Can! Ya dur bir dinle. Ayşegül çıkar şunu dışarı. Ya ama kaybolmuş, sokakta mı kalsın, yazık. Eğer çıkartmazsan ikiniz de sokakta kalacaksınız. Ya sen çocuk musun? Her bulduğun hayvanı getirip evin içine sokamazsın. Burası hayvanat bahçesi mi? Ya sinirini niye hayvandan çıkarıyorsun? Benden çıkartsana. Tas masa üstünde. Kaybolmuş belli ki. Ayşegül son kez söylüyorum. Çıkar şunu dışarı. Kendini de odana kitle. Sesini de çıkartma. Çünkü ne seni görmeye ne de sesini duymaya tahammülüm yok. Ne yapacağız şimdi? Ayşegül! Ayşegül buraya gel! Ne oldu? Ay, gel çabuk buraya! Al şunu! Ay, aman gel ama gel gel! Gel Can abisine mi gelmiş bu? Sevilmek mi istemiş? Oy 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 oy! Ha? Can abisi sevilmek mi istemiş bu? Sevilmek mi istemiş bu? Kızım çıkar şunu buradan! Ay Can, şuncacık hayvandan korkuyor olamazsın herhalde. Ya ne korkması canım? Hoşlanmıyorum diyelim. Ya bayağı korkuyorsun. Hadi ikiniz de dışarı, hadi. Ay şuncacık hayvan küçücük el kadar ya. Bugün bulacağım sahibini zaten. Sen niye bana böyle davranıyorsun? Nasıl? Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki Murat'la arkamdan iş çevirmemişsiniz gibi. Öyle yani. Ya Can yemin ederim haberim yoktu diyorum sana. Sence bilsem ben çenemi tutabilir miyim? Sana anlatmaz mıydım? Yani. Neyse ne. Hadi dışarı. Ay tamam. Niye korkuyorsun ki anlamıyorum. Dışarı dedim hadi. Ne var ya? Hayır! Önümüz yol abi.
Ayşegül hoşlanmıyorum. Dışarı! Dışarı! Ay ne oldu? Isırdı! Isırdı! Isır kutusu olacak, ben kuduracağım. Ayşegül ısırdı. Tamam dur. Ay tamam ver şu parmağını. Ver. Bana bak yavaş. Ne tatlı canım var. İlacı da al. Sürmedim. Sakin. İyi işte kızım. Tedbir olarak söylüyorum. Yavaş sür diye. Tamam. Korkma. Kızım ben sana yavaş demedim mi? Acıyor, yanıyor. Ay üf. Kedi şeyini görmüş, yara zannetmiş ya. O küçücük köpek minicik dişleriyle dişledi yani. Isıramadı bile. Ha. Ver. Al. Tabii biz de spor olsun diye zaten pansuman yaptırıyoruz sabah sabah. Yavaş. Tamam. Dur tut şunu. Saracağım şimdi. Ayşegül. Hı? Evde değil değil mi o? Yok. Seni ısırınca ben de ilişkimi kopardım. Tazminatını verdim, yolladım. İyi. Acıyor mu? Tamam. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Ayşegül. Hı? Ben kuduz muduz olmam değil mi? Bilmem. Ay yok artık, daha neler ya. Tasmalı köpek sahibi var belli ki. Peki. Nerede şimdi o? Kim? Köpek. Ay sokağa attım dedim ya. Kızım keşke atmasaydın ya. Hı? Yani gözetim altında tutmamız lazım bizim onu. Bakmamız lazım, kudurdu mu kudurmadı mı? Böyle ağzından köpük falan çıktı mı? Yani ne bileyim, davranışlarında bir değişiklik var mı? Vallahi mı? Vallahi. Gel gel. Gel korkma gel. Allah'ım. Ay ay yüzünü. Uy uy uy. Gül gül. Sen bu köpeği buraya bağlayıp da niye bana attım diyorsun? O bir kere köpek değil. Onun bir adı var. Köpük. Sen Can abiyi ısırdın mı sen? Isırdın mı? Oh. Sen de bu aralar iyice yalancı oldun ha. Ay üstüme iyilik sağlık ya. Ne yalanı mı gördün? Kızım işte Murat'la bir olup bana kumpas kurdunuz ya. Ay, adama bak ya, hala nerede? Ya haberim yoktu diyorum sana. Ne kumpası? Bırak ya bu işleri. Allah Allah. Sana yalan borcum mu var? Var herhalde ki devam ediyor yalanlar. Bitmiyor. Ayıp ayıp. Ettiğin laflara bak. Kudurup da beynini ya. Ayşegül. Şaka yapıyorsun değil mi? Yani ben gerçekten kudurmam. Hı? Sen ne bakıyorsun be? Hepsi senin suçun zaten. Ayşegül. Thank you.
haline bak. Ya Can ne oluyor ya? Ya Can Tekin'i uyuz etmenin sonu böyle olur işte kızım. Yaz bunu da senaryona. Çok komik. Uçuk uçuk artıyordun burada ya. Yürü git. Başlayacağım senaryona da. Köpeği gözetim altında tut. Kızım sol elimle yiyemiyorum. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Yedir. Hah, al. Sağ ol bıçağı uzattın. Güzel. Peynir. Al. Domates. Güzel gittin. Çocuğum olsa daha az uğraşırdım. Biliyorsun değil mi? Ayşegül be. Kahve de versene. Can, seni böyle pamuklara sarmamı da ister misin? Çok komik. Tamam yeter ya, ne bu böyle bebek yedirir gibi? Kızım, bu işler böyle. Başrol oyuncusuna iyi bakacaksın. Yedireceksin, içireceksin, böyle pohpohlayacaksın, gönlünü hoş tutacaksın ki işin yürüsün yani o bakımdan. Yani şu senaryo işini sürekli başıma mı kakacaksın ya? Senaryoyu yazdığıma yazacağıma pişman ettin beni. Ben daha sana ödeteceğim Murat'la çevirdiğim filmleri. Sen dur. Hadi canım ben çıkıyorum. Nereye? Handan'a gidiyorum. Murat'la şu çevirdiğiniz filmden nasıl kurtulabilirim diye onun yollarını arayacağım. Bir dakika ya. Aslında bundan çok iyi bir senaryo çıkar. Başrolden kurtulmaya çalışan oyuncunun dramı. Kızım var ya, altın portakal garanti. Çalışmaya başla bence sen bunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman, sende...